Bu arada sabahtan beri bana yine Sayın Perinçek'in o viral olmuş videosunu yollayıp duruyorlar. Bunlar hangisi? Ertuğrul Kürkçü'yle. Ha, Kürkçü'yle yani, olan. Siz ara ara izliyor musunuz siz de? Onu bir yayınlayın. Yok yok, onu yaptım. Ama onu yayınlayamayız. Onu yayınlamayalım şu an. Bir tane bak şimdi. Ara ara izliyor musunuz siz de? O nereden çıktı? Milyonlarca tık almış. Ben onları izlememe lüzum yok. Ben onu yaşadım. Nereden çıktı o tartışma? Kürdistan'ı savundular. Siz de bir tavır koyun ya Türk aydını olarak. Adam Kürdistan'ı savundu. Bak şimdi... Ama orada konu Kürdistan değildi efendim. Ne bugün? Hayır, Kürdistan değildi ama orada konu. O benim anlattığım... Yani Kürdistan tartışması değildi. Abdülhamit üzerineydi. Hayır efendim, Kürdistan tartışması. Başlangıcı mı? Başta tabii. Arkasından alırsanız Kürdistan'ı savundular. Ben ona tavır aldım. Oradan büyüdü. Tabii biz biraz o kesilmiş kısmını izliyoruz. HDP eski milletvekili. Amerika'nın HDP'nin getirip bilmem milletvekili yaptığı adam. Samanlığa kaçan adam arkadaşları öldürülürken. Samanlığın kahramanı. Var mı böyle bir şey? Devrimci. Şimdi tabii eskiden orada böyle bir medya vardı. Tüm taraflar bir stüdyoda buluşup karşılıklı tartışabiliyorlardı. Ay, bugün artık Dev Genç'ten arkadaşınız mıydı Doğu Bey sizin? Dev Genç zamanında arkadaşınız mıydı? Ben onu yürüyüşlerden attım. Atardım. Hippi olduğum için. Mi? Evet. Tarih de vereyim. 19 Mayıs 1969 yürüyüşüne hippi olarak katıldı. Bu hippileri yürüyüşten atın dedim ve attırdım. Ne olarak hippi? Hippiydi o zaman. İnsanlar kimlikleriyle niye yargılıyorsunuz? Bizim yürüyüşümüze hippiler katılamaz. Niye? Onlar emperyalizmin bugün LGBT'yi falan filan varan o emperyalizmin çürüme politikasının adamları. Biz de müsaade edin kendi yürüyüşümüzü kendimiz yapalım yani. Emperyalistler bizim yürüyüşlerimizi... Siz o zaman Dev Genç'in başkanı mısınız? Yani o zaman Dev Genç olmuştum. Daha fikir kulüpleri, FKP. O zaman liderdim ben yani. Hı-hı. Peki ben biraz sorularla devam edeyim. Yani o tartışma bir daha söylüyorum. Onu tartışmanın evveliyatına girerseniz Kürdistan, Amerika'nın Kürdistan kurması ile ilgili bir tartışmadır. Benim Amerika kuruyor bu Kürdistan'ı falan filan demem üzerine olan bir tartışmadır. O tartışmadaki... Ben bağlı bir şey sorabilir miyim? Konumum sorulardan gidelim. Evet. Buyurun ama buyurun. O konumum doğrudur ve tarihidir. Suriye'de efendim Rusya kimden yana? Suriye'de. Evet. Hayır, Kürdistan dediğimiz filan emperyalistlerdi. Rusya kendisinden yana. Suriye'de Rusya Suriye'den yana, toprak bütünlüğünden yana Suriye'nin ve bölge ülkelerinin PKK'ya karşı, ondan sonra oradaki diğer yobaz terör örgütlerine karşı. Suriye'de Rusya'nın tutumu bu. Peki Ukrayna ile ilgili Ukrayna ile ilgili Tayyip Erdoğan'ın politikaları fevkalade yanlış. Siz İHA SİHA'lardan gurur duymuyor musunuz efendim? Tıpkı TOG gibi, o da Türkiye'nin savunma sanayisinde. İHA SİHA'lardan çok büyük gurur duyuyorum. Bayraktar Holding, Selçuk Bayraktar. Bakın İHA ve SİHA'ları yapmak Türkiye'nin gururu ama onları emperyalistlere vermek Türkiye'nin gururu değil. Emperyalistler dediniz? Ukrayna'ya. Ukrayna'nın arkasında kim var? Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'nin ne yapmamız Rusya'nın lazım? Rusya'nın etkisi altına girdiği söylemleri de var, eleştirildi. Rusya'nın Türkiye üzerinde etkinliğinin arttırdığı söylemleri enerjide de var. Enerjide tam bağımlıyız neredeyse. Buna katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Neden? Bu olamaz. Neden olamaz? Bakın 2030 yılında dünyada ülke ekonomileri ne olacak diye Standard Chartered'ın, Londra'nın en büyük, dünyanın en büyük bankalarından biri bir araştırması var. 2030 yılında Türkiye 5. ekonomi, Rusya 8. ekonomi. Yani Türkiye ile Rusya arasında bir ekonomik dengesizlik yok. Silahlı güçler açısından da bir dengesizlik yok. Yani Rusya Türkiye'ye hükmedemez. Yani Türkiye Rusya'nın güdümüne giriyor falan, bu mümkün değil. Yani bunun olabilmesi için Rusya ile Türkiye arasında bir dengesizlik olması gerekir ki Türkiye onun hükmüne girsin. Ukrayna Rusya arasında nasıl bir politika izlemeliyiz? Çok kısaca söyler misiniz sizce? Yanlış diyorsunuz. Türkiye'den yana bir politika izlemeliyiz. NATO'nun doğuya doğru genişlemesine kararlı tavır almalıyız. Yani Rusya'nın söylemleri. Rusya ile beraber olmalıyız. Çünkü orada Karadeniz'de Rusya ile beraber olmak demek, Akdeniz'de ve Ege'de de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı konumlanmasına, kurduğu üslere ve Doğu Akdeniz'de yaptığı İsrail'le birlikte tatbikatlara karşı Türkiye'nin güvenliğini pekiştirmek. Yani İHA'ları, SİHA'ları Rusya'ya mı göndermemiz lazım? O başka. Şu anda İsterse tesis kuruyor Bayraktar. Bakın, üretim tesisi Ukrayna'da. Bakın, burada mesele silah göndermekten daha öte bir şey. Dünya çapında mevzilenme meselesi. Tayyip Erdoğan hükümeti dans ediyor.
doğru mevzide değil. Yani Amerika ile Rusya arasında ortada dans ediyor. Denge kimileri de bu denge politikasını olumlu buluyor. İşte, o denge dans ediyor. Denge deyince sanki bir marifet gibi oluyor. Ama dans ediyor dediğim zaman onun yanlış olduğunu en kuvvetli ifade etmiş oluyor. Şimdi Doğu Bey, dans politikası yürümeyecek. Doğu Bey. O Türkiye'nin yararına değil. Türkiye çok ciddi tehlikelerle, tehditlerle karşı karşıya. Türkiye'ye tehdit nereden geliyor? Amerika, işte demin saydık, Dede Ağaç'tan başlıyor. Girit'in kuzeyine, Kıbrıs'ın güneyine kadar üsler kuruyor. Nemesiz Nabıldina tatbikatlarıyla Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de tatbikatlar yapıyor. Amerika namlularını Türkiye'ye çevirmiş Doğu Akdeniz'de. Ayrıca FETÖ'süyle, PKK'sıyla Türkiye'nin içinde cepheler kuruyor, iç cepheyi zayıflatıyor. Bu durumda Türkiye'nin nesnel olarak konumlanacağı mevzi belli. Asya'da konumlanması lazım, Batı Asya'da konumlanması lazım. Türkiye'nin müttefikleri bu tabloda Rusya'dır, Suriye'dir, İran'dır, Çin'dir, Türk devletleridir, Azerbaycan, ondan sonra Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, onlar Türk devletleridir. Hepsi efendim ifade özgürlüğü açısından çok sorunlu efendim? Coğrafyalar. İran şu anda sokaklarında İranlı kadınları katlediyor. Evet, Amerika orayı da karıştırıyor. Nasıl Amerika yani? Orayı da karıştırıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da karışıklık yaptığı çok açık. Ben Türkiye'den bakıyorum. Türkiye'den baktığım zaman Türkiye'nin sırtı arkası olan İran'da Amerika yönetimi geldiği zaman herhalde karşılaşacağımız sorunlar çok ağır olur. Peki Mollalar rejimini kim getirmişti efendim İran'a? Efendim? Molla rejimini kim getirmişti İran'a? Amerika getirmedi herhalde. Bize getirse ne olacak? Yani bugünkü tabloya bakıyorum ben. Siz hep işi gücü tarihi karıştırıp oralardan sorunlar üretmeye çalışıyorsunuz. Ben bugünkü tabloya bakıyorum. Amerika bugün, İsrail'e ve İran bugün İsrail'e ve Amerika'ya karşı direnen bir devlet. Ne mutlu bize. Öyle bir arkamızda, doğumuzda sırtımızı dayayacağımız bir ülke var. Ben sorulara geçeyim. Bu arada Utku Reyhan yolladı mı o bizim? O yolladı ama orada şöyle bir şey var. Yargıda cemaat kadrolaşması var iddiası doğru değil demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Hayır, Zaman Gazetesi'ne. Şey olmuş. Bakın buradan söylüyorum. Ya. Milliyet Gazetesi'nde kocaman manşet var. Kocaman manşet var. Darbeciler yargılansın diye Kılıçdaroğlu'nun manşeti Peki. var. Ben onu size yollayacağım. Ben o zaman soruları ileriki programlarını tamam, ileride programlarda gösteririz. Peki. Ben efendim sorulara böyle konularda bilmeden yok onu istemiyor şey Sinan. Şimdi sorulardan bir. Terör destekçilerine siyasi yasak getirecek mi? Net bir soru, net bir cevap lütfen demiş. İyi yayınlar demiş bir izleyicimiz. Terör destekçilerine siyasi yasak diye bir şey olmaz.